Hocam son soru bayanlar tarafından gelmiş. Efendilerimiz ilim ile meşgul olurken, mertebesi artarken biz ev işleri ve evlatlarımızla uğraşıyoruz ve ondan dolayı geriye kalıyoruz. Onlara nasıl ulaşacağız? Bir nasihat eder misiniz? Evet. Bayanın vazifesi evladı yetiştirmektir. Yuvayı muhafaza etmektir. Yegane vazife budur. Para kazanma değildir. Emin olun ki bir bayan ana eğer göreve giderse mutlaka çocuklarında bir eksilik bırakır. O da o çocuğa bakmak da yükseliştir. O da bir ilimdir. Ha şimdi mesela benim çocuğum vardır. Bir aylıktır veyahut altı aylıktır. Ben de erkekim. Ne yapabilirim ki? Yani sanmasın ki o yemeği hazırlar. O çocuğu besler. Bunlar hep hece gider. Değil. Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor, bir lokmayı insan hanımının ağzına koyarsa o da sadakadır. Hanım da o hizmeti yaparsa hepsi sadakadır. Hem de hayır, hasenatır kendisine. Evine bağlı olursa her şeyden üstündür. Eğer donatılırsa, baba tarafından, hocalar tarafından o başka bir şey olur. Şair diyor, el ümmü medresetun izâ e'adettehâ e'adette şe'ben teyyibel e'râkî. Öm okuldur, ana okuldur. Eğer okulu tam olarak donatırsan tertemiz nesli yetiştirmiş olursun. Ana donatılırsa temiz nesil meydana gelir. Çünkü donatılmış bir ananın kucağında bir evlat sadece cahil olan bir kadının kucağında yetişen bir evlada benzeyemez. Fark vardır. Analar analık yapsınlar. Evlerinin düzenine baksınlar. Evlerinde ibadet etsinler. Hatta hanımın en iyi ibadeti evindeki olan ibadettir. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْعُولَى. Evlerinizde durun. Yüce Allah diyor. İlk cahiliyetin açık seçikliğiyle ortaya çıkmayın. Diyorlar ilk cahiliyet Hazreti Nuh'un zamanındaki olan cahiliyettir. Fahri Alem'in zamanındaki olan cahiliyet değildir. Nasıldı? Kadının bir kısmı açık, bir kısmı da kapalı. Montosunu atardı omuzuna, boya sürerdi erkeklerin içerisine kendisini gösterirdi. Acaba bugünkü kadın Hazreti Nuh'un ta cahiliyetin zamanındadır yoksa medeniyettedir? Hanım, anadır. Ana ne demektir ki? Evine bağlı olursa, eline bağlı olursa, evladına bağlı olursa, evladı güzel yetiştirirse bundan daha üstüne olacak ki. Allah Celle Celaluhu hem temiz evladı, hem iffetli kadını, hem gayretli erkeği bize nasip eylesin. Vesselamu vesselatu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in.